Hocam ben kızım adına soruyorum da erkek arkadaşı var. Onun namaz kılmadığını biliyorum. Diyorum ki hani namaz kılmayan iyi insan olamaz dediğim zaman benim altyapım olmadığı için bunu anlatamıyorum. Namaz kılmayan diyor sokakta o kadar insan var ki diyor yani sokakta karıncayı incitmiyor. Ne bileyim başkaları için, başkalarının çocukları için duacı oluyor. O kadar iyi niyetli namaz kılmayan insan iyi olur mu? Bunu bir açıklarsanız çok sevinirim hocam. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Kızımın dediği erkek arkadaşı var. Namaz kılmıyor. Ama öyle zannediyorum dedi. Kızıma ben anlatmaya çalışıyorum ama dedi. Yani dışarıda dedi, öyle iyi insanlar var ki namaz kılmadığı halde karıncayı bile incitmiyor. Yani namaz kılmayan nasıl bir iyi insan olabilir? Şimdi karıncayı incitip incitmediğini nereden biliyorsun? Dışarıda o kadar insan var ki damarına bastın mı basmadın mı? Bas bakalım bir damarına. İncitiyor mu incitmiyor mu? Isırıyor mu ısırmıyor mu? Tekmeliyor mu tekmelemiyor mu? Menfaatine dokunan bir şey yap bakalım bir. Nikah akdi olmadan bir kızın bir erkekle, bir erkeğin bir kızla, bir kadınla arkadaş olması, görüşmesi, konuşması, ne bileyim git gelmesi caiz değildir böyle kitaplarda. Haram mıdır haramdır, günah mıdır günahtır. Biz kendi kafamıza ve kendi düşüncemize, görüşümüze göre değil. Eğer Allah-u Teala'nın dinini kabul etmişsek, iman etmişsek, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği emirler bu. Ama işte zamanımızda falan. İşte zaman böyle, zaman böyle değil. İnsanlar bozuldu. Zamanın ne kabahati var? Bugün cumartesi. 10 asır önce de cumartesiydi, şimdi de cumartesi. Cumartesinin ne kabahati var? Güneş aynı güneş, bulut aynı bulut, yağmur aynı yağmur, kar aynı kar. Değişen insan nedir? Nefsine uyan veya uymayan. Ecdadımız nefsine değil, Allah-u Teala'ya ittiba ediyordu, ona uyuyordu. Onun için tertemizdi. Kendileri de huzurluydu, evler de huzurluydu, sokaklar da huzurluydu. Her şeyde bereket vardı. Şimdi nefsimize uyduğumuz için evde huzursuz, sokakta huzursuz, insanlar da huzursuz. Her şeyde bereket kalktı mı? Kalktı tabii ki. Beni unutursanız rızıklarınızı keserim buyuruyor Cenab-ı Hak. Rızkı kesen Cenab-ı Hak. Ondan sonra bağır bağırıyorsun. İşte şöyle oldu da böyle oldu da falan. Rızkı da kesen Allah-u Teala. İki sene mesela üstü yağmur yağmadı. Yağdırabildim mi? Gücün yetiyor mu? Yetmiyor. Öyleyse kulun kendi kafasına, kendi düşüncesine göre değil. Cenab-ı Hak eğer iman ettiysen, Müslümanlık programını kabul ettiysen, özür dilerim efendim. Bu programın içerisinde bir erkek işte 18 kadınla görüşür, yolculuk eder, sohbet eder. Bir kadın da 18 erkekle görüşür, kabul eder, yolculuk eder, sohbet eder. Bunun dışındakiler mahremi değil, namahremidir. Görüşmesi, konuşması, bir arada bulması, hele bir odada baş başa kalması halvettir, haramdır, günahtır. Sen hem haram işleyeceksin hem de iyi insan olacaksın. Olmaz o. Allah-u Teala iman etmeyen, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen bir kimseye, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen bir kimse iyi insan olamaz. Allah-u Teala'ya iman etmeyen, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen kimse iyi insan olamaz. Ama efendim kafirlerden bile hani nizamlı, intizamlı çalışıyor. O Allah-u Teala'nın emrine ittiba ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak öyle emrediyor. Ama sen Müslümansın. Fakat Cenab-ı Hakk'ın mesela namaz kılıyorsun. Cenab-ı Hakk'ın diğer emirlerine ittiba etmiyorsun. Uymuyorsun. Dolayısıyla hakiki bir Müslüman değilsin buyuruyor. Yani dinini bilmiyorsun. Bilmiş olsan aynı şeylere uyman lazım. Kafir de olsun, Müslüman da olsun. Allah-u Teala'nın emrettiği sebeplere yapıştığı zaman ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde çalıştığı zaman neticeye kavuşur mu? Elbette kavuşur. İster buna Müslüman uysun, ister kafir uysun. Cenab-ı Hak adetini Müslüman ve kafir diye ayırmayarak aynen bildirmiştir. Güneş herkese ısı ve ışığını vermektedir. Ha burada bütün mesele dinini bilip bilmemek. Dolayısıyla bir kimse namaz kılmazsa, kul hakkına riayet etmezse, haramlardan sakınmazsa, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmezse buna iyi kimse denmez buyuruyor. Ama hocam niye denmesin? Ha, sen nefsine uyarak söylüyorsun. Karıncayı incitmiyor ama onun yaratanı incitmiş oluyor değil mi? Tabi. Allah-u Teala'nın emirlerini çiğniyor. Namaz kılmıyor. Şimdi Mustafa Bey o hikaye bir söz biliyor musun? Nefsine tabi olduğu için karşı tarafta bunun nefsini böyle sıvazladığı için karınca incitmiyor falan. Niye buna iyi muamele ediyor ya? Sen çok güzelsin, gönlünün sultanısın, senin gibisi yoktur falan filan diye böyle şiirler falan da yazıyorsa karıncayı bile incitmez olur. Yarın bir evlen bakalım bir. Senin gırtlağını sıktığı zaman o zaman bu dünyada bundan daha büyük canavar yokmuş diyeceksin. Çünkü Allah-u Teala'dan korkmayan bir kimseden, Allah-u Teala'ya itaat etmeyen bir kimse başkasına merhamet eder mi? Başkasına aynı şekilde şey yapar mı? Nefsinin istekleri doğrultusunda sana cicim cicim der. Nefsinin ihtiyacı bittikten sonra tekmeyi yersin. Onun için bir söz vardı. Biz çocukken hep büyüklerimiz derlerdi. Kork Allah'a falan korkmayandan derlerdi.
Niye? Allah-u Teala'ya iman eden bir kimse bunun ahirette hesabı vardır. Onun için yapamaz. Ama Allah-u Teala'ya iman etmiyorsa bu kimse, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorsa, ha bugün zahiren böyle karıncayı incitmez gözükür. O sana nefsinin isteklerine, arzularına, menfaatlerine eriştiği zaman da bakarsın böyle, o dersin ya. Kuzu postunda bir canavarmış bu. Evet, kuzu postuna bürünmüş bir canavar olarak karşına çıkar mı? Evet, karşına çıkar. Onun için efendim, Muhammed bin Kutlutini İzniki Hazretleri son nefeste imansız gitmeye sebep olan hallerden bir tanesi de bir kimse, bir kimseyi iyi araştırmadan onun gerçekten Allah-u Teala kul olup olmadığını, salih olup olmadığını iyi bilmeden bu kimseyi iyi demek de son nefeste imansız gitmeye sebep olan hallerdendir diye anlatmaktadır efendim. Bir de ellerin çocukları namaz kılıyor mu kılmıyor mu'dan ziyade kendi çocuğumuz kılıyor mu kılmıyor mu diye ilgilenmek lazım. Şimdi dinleyicimiz başkası için soru soruyor ama kızı da başka şey söylüyor. Bu kız acaba namaz kılıyor mu? Şimdi kızı namaz kılmış olsaydı, kızına kendisi de dinini öğretmiş olsaydı zaten bu noktaya gelmezdi. Bu düşünce de olmazdı. İslam alimlerinin kitaplarına şimdi diyelim ki 18-19 yaşına gelmiş çocuğa o zor dizgin versin. Bunu küçükken halletmen lazımdı. Küçükken bunu halledemediysen, bu bilgileri veremediysen zaten o da olmuş. Mesela bazıları hani bir konu açtığınızda diyor ki ben diyor işte böyle saliha bir kız arıyorum oğluma. Oğlun namaz kılıyor mu? Kılar canım, zaten böyle namaz kılan bir kız alırsam onunla beraber kılar. Yok yani niye yakıyorsun aynı şekilde saliha bir kızın başını? Sen önce oğluna namaz kılmasını öğret. Veyahut da aynı şekilde ben diyor böyle dindar bir koca arıyorum kızıma. Kızın namaz kılıyor mu? Kılmıyor da diyor onu adam etsin. Adamın işi gücü yok, ömür boyu onlarla uğraşsın dursun artık. Onunla uğraşsın dursun. Dediğiniz çok doğru. Önce kendi evladına. Sen evladını yetiştirememişsin ki. Ondan sonra yok işte birisiyle arkadaşlık edince o böyle böyle davranıyor, şöyle şöyle davranıyor demeye bizim hakkımız olsun. Şimdi dinleyicimiz hani hatırına gelebilir, gönlüne gelebilir. Efendim bir soru sorduk, bizi aynı şekilde tenkit ediyor. Hayır, tenkit etmiyoruz. Öyle bir niyetimiz de söz konusu değil. Yani güzel bir konuya temas etti dinleyicimiz. Kendisi açık yüreklikle söyledi ve bu şekilde çok aile var ve çok kimse var. Kendi çocuğunun hata ve kusurlarını görmüyor, başkasını görüyor. Önce bizim yapacağımız önce kendimizi, sonra çoluğumuzu çocuğumuzu dinini öğretmek. Dinini öğretmiş olsaydık zaten kızımız da bu duruma düşmezdi. Böyle birisiyle de yani arkadaşlık kurulmayacağını bilirdi. Yanaşmazdı, böyle bir şey de olmazdı. Sen saldım çayıra Mevlam kayıra dersen netice itibariyle bir yere takılacak mı? Takılacak. Ha şimdi mesela dinleyicimiz bize sordu. Hani kızı bunu dinleyince hemen kabul mü edecek? Eğer o erkek arkadaşı dediğini seviyorsa, yani nefsine tabi olarak ona bir muhabbeti söz konusuysa, istediğini sen söyle, o da kendi kafasına göre nefsinin istediği şekilde yorumlayacak. Bütün mesele tatlılıkta, yerine göre tatlı sertle dinini öğretmek ve nasihat etmek, o kitaplar vermek, okumuyor. Yani, vaktiyle eğer bunu yapmadıysak şimdi dua etmekten başka çaremiz yok. Dua edeceğiz. Bir de şey var, erkek arkadaşın namaz kılıyor olsaydı mesela, gezip tozmak serbest mi olacaktı o zaman? Veyahut da ikisi de namaz kılsaydı. Olur mu? Yani. Caiz mi? Allah-u Teala haram etmiş. Ama bizim niyetimiz kötü değil. Zaten o kötülük yapanların hiçbirisinin niyeti kötü değil ki. Başkaları öyle kötü düşünüyor. Yani bir şey yapmıyorlar yani onlar. Bir şey yapmıyorlar. Başkaları kötü düşünüyor. Başkalarının kalbi çok kötü. Onun için onlar öyle kötü diyor. İyi ve kötüyü bildiren Allah-u Teala'dır. Dinleri vasıtasıyla ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren bunları bildirmiş mi? Evet, bildirmiş. Uyarsın, uymazsın. Hüküm bu. Kabul edersen, böyle kabul etmezsen, ben kabul etmiyorum. Hay hay. Kaç yaşındasın? 20 yaşındasın. Kaç sene daha yaşarsın? 50. 60 de. 60 sene sonra 80 yaşında olacaksın. Ondan sonra eğer kadınsan, böyle elin ayağın titreyen bir nine olacaksın. Erkeksen, elin ayağın titreyen bir dede olacaksın. Varsa tabii 80 senelik ömrün. Ondan sonra ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın toprağa gideceksin. Öleceksin. Kurtuluşun? Yok. Senden öncekiler ölümden kurtulmuyor. Sen kurtulacak mısın? Hayır. Ben gencim. Biz de öyle diyorduk. Babaannem rahmetlinin sözünü şimdi daha çok hatırlıyor mesela. Ben bazı şeyler sorardım. Kadıncağız izah edemezdi. Oğlum derdi. Ömrün olursa anlarsın derdi. Hani ben bazen takılırdım kadıncağıza. Nene koş falan derdim. Gülerdi. Ömrün olursa anlarsın derdi. Koşamıyorsun tabii. Niye? Dizler yıpranıyor, ondan sonra ne bileyim kemikler hassaslaşıyor falan. Koşamıyorsun, o bitti. Gençken zannediyor ki bu beden bende kalacak. Kalıcı değilmiş, gidiciymiş, yolcuymuş.
Velhasılı herkes ölecek, kabire girecek, toprağın altına girecek. Yaptıklarının hepsini, hesabını verecek. Efendim ben inanmıyorum. Vallahi inansan da böyle, inanmasan da böyle. İnansan da böyle, inanmasan da böyle. Çünkü mülk Cenab-ı Hakk'ın, hatta İmam-ı Rabbani'nin Kudüs'ü Sözleri buyuruyor ki, insanlar nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Mülk Cenab-ı Hakk'ın. Dünyadan bir yere gidecek mi? Gidemezsin ki. Efendim ben dünyadan Merih'e gideceğim. Git. Merih kimin mülkü ki? Veyahut da Jüpiter kimin mülkü ki? O da Allah-u Teala'nın. Yani Allah-u Teala'nın mülkünden bir tarafa kaçabilecek birisi yok. Efendim ben ölümden kaçarım. Evet, ölümden kaçarsın. Nereye kaçarsın? Öleceğin yere kaçarsın. Değişen bir şey olmaz. Mutlaka bir gün bunlar karşımıza çıkar ve hesabı da sorulur mu? Sorulur. Ama o gün gelmeden önce dinimizi öğrenir, Rabbimizin rızasına uygun hareket edersek dünyada rahat ve huzurlu oluruz. Ahirette de ebedi saadete kavuşuruz. Peki efendim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.